Verilen tabloya bakılarak Türk ekonomisi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 2001 ve 2009 yıllarında ekonomik kriz yaşandı. Arkadaşlar 2001 yılına bakıyoruz gördüğünüz gibi eksilere düşmüş. 2009 yılı da aynı şekilde doğru. Ekonomide istikrarlı bir büyüme sağlanamadı. Evet arkadaşlar bakın burada bir düşüş olmuş. Burada çok yükselmiş. Burada tekrar düşmüş vesaire. İstikrarlı bir büyüme için düzenli bir yükselme olması gerekirdi. Doğru. Seçim dönemlerinde yaşanan siyasi gerginliğin ekonomiye yansıdığı. Arkadaşlar bize bu yılların hangi yıllarında seçim yapıldığıyla alakalı bir bilgi vermiş mi? Vermemiş tabii ki. O yüzden tabii ki üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum süreci ile ilgili verilen bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar sırasıyla. Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık için başvuru yapmış bu tarihte arkadaşlar. Ankara Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma ile Gümrük Birliği ve AB'ye üyelik süreci başladı. Türkiye AB'ye tam üye olmak için başvuru yapmış arkadaşlar. Bakın aradan baya bir zaman geçmiş. Türkiye'nin tam üyelik başvurusu kabul edilmemiş arkadaşlar. Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi. Helsinki'de gerçekleştirilen zirvede Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye ile katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005'te başlanmasına karar verildi. Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakereleri başladı. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Avrupa'daki siyasi gelişmelerin uyum sürecini zora soktu. Burada arkadaşlar Avrupa'daki siyasi gelişmelerle alakalı bize bir bilgi vermemişler. İlişkilerin iliş çıkışlarla dolu oldu. Evet arkadaşlar bizi bir kabul etmemişler. Sonra bir birliğe almışlar. Sonra adaylık statüsü vermişler değil mi? Sürekli bir iliş çıkış mevcut. Doğru. Türkiye'nin uzun bir adaylık hikayesine sahip olduğu. Evet arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuzdur. Böyle bir tablo karşınızda olmasa bile bunu zaten biliyorsunuzdur. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Yugoslavya'nın parçalanmasıyla yaşanan sınır değişikliklerini gösteren bu haritaya bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Yugoslavya'nın federal devlet olma özelliğini kaybetti. Arkadaşlar aslında bakarsanız devletin adı zaten Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ydi. E parçalanıyorsa arkadaşlar federatif özelliğini elbette kaybedecektir değil mi? Doğru. Balkanlarda otorite boşluğu yaşandı. Arkadaşlar pek çok devlet meydana gelmiş gördüğünüz gibi ve büyük bir devlet parçalandıktan sonra bu devletler ortaya çıkmış. Tabii ki otorite boşluğu yaşanacaktır. Ulus devlet düşüncesiyle hareket edildiği. Tabii ki arkadaşlar zaten aslında bu tarz devletlerin parçalanmasının en büyük sebebi budur. Ulus devlet düşüncesidir. Gördüğünüz gibi hepsi arkadaşlar bakın Sırplardan meydana gelen bir Sırbistan örneğin örnek gösterebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Dünyaca ünlü Türk bilim insanları ile ilgili verilen bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurulmaya çalışıldığı. Tabii ki arkadaşlar dünyada çok fazla gelişmişlik mevcut zaten. Biz de bu tarz çalışmalar yapılarak tabii ki ayak uydurmuş oluyoruz. Örneğin arkadaşlar çözülemeyen problemleri çözüyoruz. Gördüğünüz gibi doğru. Türk bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla dış dünyada da takdir edildikleri. Tabii ki arkadaşlar mesela Aziz Sancar Nobel ödülünü kazanmıştı. Mesela Gazi Yaşargil arkadaşlar 100 yılın adamı unvanı verilmiş. Doğru. 21. yüzyılda bilimsel alanda yapılan çalışmaların fizik ve kimya alanında yoğunlaştığı. Arkadaşlar İslam alanında da çalışmalar var. Görüyorsunuz tarih alanında yani çalışmalar var. E, mesela Gazi Yaşargil doktor arkadaşlar sadece fizik ve kimya diyemeyiz aslında. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.